Merhaba arkadaşlar, değerli dostlar. Bu videoda yurt dışında yaşarken, yurt dışına çıkarken yaşadığım bir ciddi sorundan bahsedeceğim. Ama bu sorun artık ulusal ölçekli bir sorun haline geldi. Sorunun adı vize sorunu ve gerek Avrupa ülkelerinin konsolosluklarında gerekse havalimanlarındaki pasaport kontrollerinde yaşanan istiskaller ve onur kırıcı hallere dair durumları anlatacağım ve bunu halihazırdaki hükümet yetkililerinin idraklerine sunacağım. Hükümet yetkililerinden beklentiniz mi var? Şahsen bazı dostlar halihazırda bu yeni kurulan bir kabine var. Buna dair büyük ümitler içine girdiler. Bir şeyler değişiyor galiba diye düşünüyorlar. Evet, bu kabinenin içerisinde kişi olarak, fert olarak vizyonu, ufku geniş, yani kendi yaptığı işinin ehli olan, ehliyetli, liyakatli bir takım daha çok böyle teknokrat tarafı güçlü figürler olabilir. Ama bu ümit var olmayı gerektirecek bir durum değil. Çünkü şahsen benim bakış açım bir kabine içerisindeki bazı figürlerin yerine başka bir takım figürlerin gelmesiyle halledilebilen bir sorun değildi. Benim seçim satımı ailinde itirazlarım yapısal bir soruna işaret ediyordu. Yani şunu demek istiyorum. Söz gelimi Süleyman Soylu gibi sürekli bir gerginlik makinesi gibi çalışan birinin gidip Ali Yerlikaya gibi daha sağduyulu görünen, daha hukuk konusunda hassasiyeti olan bir İçişleri Bakanı'nın gelmesi veyahut ekonominin ve devlet yönetiminin bir bakıma karikatürize edildiği intibaını veren ve onun adeta sembolü haline gelen Nebati vakasının yerine Mehmet Şimşek'in gelmesi bu yapısal sorunların baştan sona halledildiğini ve bir daha da bunların yaşanmayacağını anlamına gelmez. Yapısal sorun ne? Yapısal sorun 15-16 yaşındaki bir çocuğun Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir posterine, billboard'daki posterine bıyık yaptı diyerek işte bugün içeri atılıp yargılanması, yani özgürlük sorunu. Yapısal sorun ne? Benim daha bir gün önce burada Innsbruck'ta, şurada Zirl'de ya da Telfs'te bir kafede oturdum. Ya bizim Türkiye'deki yol güzergahlarında benzincilerden aldığımız kahveler bile bunlardan 50 kat daha lezzetli, içilmeye layık, yarım yamalak, buz gibi bir kahve istedim. Kahvenin ederi 4 euro. Yani şu anda bizim ülkemizde gerçekleşen devalüasyonu göz göre göre devalüasyonu görürseniz 4 euro demek şu bildiğimiz kağıt parayla o koskoca 100 lirayı kahve fincanının önüne yatırıyorsunuz. Ancak onunla içebiliyorsunuz o kahveyi 100 lira. Benim yapısal sorun dediğim buydu. Hani yapısal sorun dediğim 2018'de verin yetkiyi, görün etkiyi dediğimiz etkinin 2023'te bizi nereye getirdiğiydi yapısal sorun. İşte getirdiği yer bir kahvenin benim Türk liramla tam o 100 kaymelik meblağa denk düşmesi. Ben Münih Havalimanı'nda, Innsbruck Havalimanı'nda veyahut Frankfurt Havalimanı'nda bir bekaraya gidip ekmek arası, o küçük ekmek arası gouda, işte kaşar peynirine benzer bir sandviç yediğimde bile verdiğim para 5 euro falan. Yani bugünkü devalüe edilen, hani kurun birdenbire 7 Haziran'da fırlayıp tavan yapmasıyla bir bakıma devalüe olan paramızla 100 lira. Ama benim daha geçenlerde İstanbul Havalimanı'nda uçağı beklerken gözümün iliştiği kafeteryadaki ekmek arası
O sandviç 260 TL. 260 TL. İşte benim yapısal sorun dediğim buydu. Benim yapısal sorun dediğim, kimilerine göre Tayyip Erdoğan'ın fantezi dönemi, kimilerine göre ustalık dönemi. Evet, sadece fantezi değildi bence. Bence Sayın Erdoğan'ın, ya bir bakalım hepsini, bütün yetkileri ben alayım. Ben bir böyle bütün ülkeyi A'dan Z'ye çekip çevireyim emeli, beklentisiydi. O da gördü aslında ne olduğunu, ne olmadığını. Bugün kabinede ekonomik açıdan rasyonelleşme zamanı geldi geçti derken, yeni gelen bakanım bunu söylerken, siz akıl almaz işler yaptınız diyerek bir bakıma bundan önceki dönemi de bir şekilde eleştirmesi dikkate alındığında, o Sayın Cumhurbaşkanı'nın dur ekonomiyi de ben bilirim, hukuku da ben bilirim, dış siyaseti de ben bilirimin hayali emeliyle dur bakayım hepsini ben yöneteyim bakalım ne oluyor demesinin sonuçlarıydı. Biraz belki içinde evet bu kimilerine göre fanteziydi. Kimilerine göre bir hırstı. Ama bunun arkasında şöyle de ciddi bir önemli bir faktör de vardı. Bu faktöre ben düşünüyordum da böyle tam dillendirmeyi beceremiyordum ama daha da netleşti şimdi. Ruşen Çakır'ın bu adını koyalım programında Burak Bilgehan bahsetti. Bu AK Parti elitlerinin ile Tayyip Erdoğan arasındaki gerginliğin, itiş kakışın Tayyip Bey'in zihninde oluşturduğu, artık yok bunlarla olmayacak, bütün şeyleri ben alayım elime ve devletin kritik kurumlarının başına da ehliyetsiz, çapsız böyle benimle tartışamayacak seviyede tipleri getireyim, kişileri getireyim dediği bir noktaya getirdiydi. O nokta AKP elitleri dediğimiz böyle üst düzey üniversite mezunu, akademik kariyeri olan, mesela bunlardan birisi Ahmet Davutoğlu. Birisi işte bugün muhalefette bulunan Ali Babacan. Bu gibi elitlerin bir bakıma Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir bakıma yetki yarıştırması. Yani devleti bırak biz yönetelim. Ve Tayyip Bey'e de şu nazarla baktıklarını ihsas etmeleri. Sen meydana in, vatandaşı ikna et, muhalefetle tartış, cebelleş, miting yap, oy topla, kazanınca da devleti bize bırak, biz yönetelim. Bu elitist, bu seçkinci, bu kibirli İslamcı entelektüellerinden biraz Tayyip Bey'in yaka silkmesiyle onları tasfiye edip, İşte nebativari kişilerle ülkeyi yönetmeye kalkması, ama bu arada tabii kendi hayallerindeki, kendi düşüncelerindeki irrasyonel programları da uygulamaya kalkıp nas var nas deyip, yani bütün dünya ekonomisinin faizin bir şekilde yürüdüğü bir yapının içinde sürüp giderken nas var nas demez. Bize ne oluyordu? Bunu söylerken Merkez Bankası'nın tabela faizinde nas var ama Sayın Cumhurbaşkanım benim bilmem ne bankasına gidip ev kredisi alırken, ihtiyaç kredisi alırken, evladım var yurt dışında okuyor, para lazım, kredi çekmem lazım dediğimde orada niye nas yok ya, yani oraya niye sizin nas işlemiyor? Bunu izah etmekten bile aciz veya izah etme ihtiyacı duymayan bir ekonomi politikasıyla işin 18'den 23'e kadar sürmesiydi. Benim yapısal sorun dediğim buydu. Benim için bu sorunlar hiç değişmedi. Yani kabine değişti ama ülke daha özgür hale gelmedi. Kabine değişti ama ekonomi düze çıkmadı. Kabine değişti ama efendime söyleyeyim adalet yargı mekanizması bundan öncekine göre daha iyi işleyeceği teminatı güvencesi bende henüz oluşmadı. Yani kabinede bir figürün gidip öbür figürün gelmesi bu yapısal sorunların ortadan kalkmasını gerektirmiyor. Dolayısıyla ben Türkiye'nin yönetim şeklinin, sisteminin, rejiminin yapısına itirazım var. O kabine gelir, bu kabine gider. Dolayısıyla bu kabine çok şey vaat ediyor. Evet, içinde çok başarılı insanlar olabilir. O kişisel başarılar, kişisel gayretler, onlar takdir edilir.
Buyurun, ben de bugün bu sorunu gündeme taşırken Sayın yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a bir maruzat gibi ileteceğim. Elbette ki eğer bir imkan yaratacak ve sorunu çözecek imkana sahip olanlar ben değilim. Onlar, yetki onlarda. Şimdi gelinen nokta şurası. Dostlar, savaş bitti. Yani pardon, seçim bitti. Ama size göre savaştı. Kutsal savaş. Yani Allahsızlar, kitapsızlar, namazsızlar, niyazsızlarla Allahlılar, kitaplar, namazlılar, niyazsızlar arasındaki kutsal savaş, cihat bitti. Cihatta gazanız mübarek olsun, kazandınız. İşte birileri de muhalif olanlar da kaybetti. Kaybedenler aranıyor. Fakat kaybedenlere rağmen burada en çok derin acıyı halk yaşadı. İşte bu değişim şart, bu olan bitenden müşteki olan kırılgan sivil halk yaşadı. O biraz önce elitler dediğim zamanında Sayın Cumhurbaşkanı'yla didişen, yetki didişmesine giren o elitist, o entelektüel İslamcı kibriyle oradan ayrılan, yoksa AK Parti siyasetinin yapısına, devleti sevk ve idare etme biçimine itirazları yoktu onların. Onların kendi şahsiyetlerinin ve yetkilerinin tanınması ve onanması söz konusu olsaydı, onlar o gün, bugün altılı masanın içinde değil, gene iktidarın içindeydi. Onun için ben de hiç güven vermediler. Ve taraftar da olmadım. Muhalefete de zerre kadar katkıda bulunmadılar. O kurumsal muhalefete zerre kadar bir şey taşımadılar. Ama burada muhalefetin başını çeken, parti ismi de vereceğim, CHP'nin hovardalığını anlamak mümkün değildi. Sonuçlar ortada. Zerre kadar bir oy katkısı olmayan, kurumsal muhalefete katkısı olmayan bir kitleye 10'ar, 20'şer, 15'er milletvekili dağıtmanın bu hovardalığın alemi neydi onu da bilmiyorum. Ve o da CHP'nin kendi seküler sol seçmenini küstürdü. Öbürlerine gelince bence seçimin kazananları bir AK Parti, bir de bu eski İslamcı elitler kazandı. Yani taş atmadan, kolları ağrımadan şu anda kendilerini gayet korunaklı, konforlu bir alana taşıdılar. Mecliste parlamenterler olan bu vatandaşa böyle bakıp bir tek izah da bulamayan, kendileri de niye böyle oldu? Hani bir hafta öncesinde %5, 6, 7 farkla aldık götürüyoruz diyen, bu sonuca dair en ufak bir izahatta bulunma ihtiyaçları da hissetmediler. Kendilerini aldılar, meclise konforlu alana, korunaklı alana taşıdılar, oturdular. Ve ilk fırsatta da bakın ilk grup toplantımızı yapmaya başladık dediler. Muhalefet buydu. Bunların, evet dediğim gibi, vakti zamanında şahsiyetleri, egoları onansa, şahsiyetleri tanınsa, yetki talepleri birebir karşılansaydı bugün muhalefette falan da değillerdi. Ama bugün gene kazananları onlar. Yani muhalefetin içinde kazananlar onlar oldular. Artık kurumsal muhalefette toplumun hiçbir güvencesi kalmadı. Çünkü tek tek hesapladığımda ortaya çıkan oyla toplu hesapladığımda ortaya çıkan oy tutmuyor. Demek ki partiler kendi seçmenini bu muhalefete ikna etmediler, edemediler. Gelen geçti. Bizim beklentilerimiz de şimdilik başka bir bahara kaldı. Ama bu yeni kabine, efendime söyleyeyim, ben de çok şeyi değiştirecek algısı yaratmadı. İçerisinde vizyon sahibi insanlar olabilir, amenna. Ama Türkiye'de yapısal sorun henüz ortadan kalkmadı. Şimdi bunları, bu defteri kapattık. Buraya koyduk. Şimdi gelelim sorunumuza. Maruzatımız aynı zamanda. Maruzatımız Sayın, özellikle öncelikle Dışişleri Bakanı'na, sonra hükümete, devlete. Maruzat şu. 1. Özellikle Batı Avrupa ülkeleri, yani bu Schengen bölgesi, vizesini alacağınız ülkeler, Avrupa Birliği ülkeleri ne vize talep ettiğinizde size aylar aylar sonraya ancak vize evraklarınızı, başvuru evraklarınızı kabul randevusu veriliyor. Bu bir.
Hadi randevuyu aldınız, 100 kişisiniz, yaklaşık 50 kişimiz içimizden reddediliyor. Durum bu minvalde seyrediyor şu anda. Gitgide bu artıyor. Bu sadece Avrupa ülkeleri için geçerli değil. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada gibi ülkeler için de geçerli. Bu neden böyle oluyor? Bu mesele işte gazete yazılarına falan konu olmaya başladı. Haber olmaya başladı ulusal basında. Alman Büyükelçiliği bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti. Dedi ki biz hayır öyle değil. Biz bir önceki yıla nispetle Türk vatandaşlarının vize taleplerine %50 fazlasıyla evet cevabı vermişiz. Reddetmiyoruz. Tam tersine %50 kabulü çoğaltmışız. Ama diyor anormal derecede bir başvuru var. Alman Büyükelçiliğinden yapılan açıklamanın bu kısmı da benim Türkiye'de yönetim şekline itirazımın seçim sürecindeki videolarında anlatmaya çalıştıklarımın bir uzantısına parmak basıyor. Nereye parmak basıyor? Şuraya parmak basıyor. Devlet kurumlarının bilgilerinden hareketle aktarıyorum. Ve diyorum ki 2022 yılında Türkiye'den, Türk vatandaşlarından Avrupa Birliği ülkelerine ağırlıklı olarak daha sonra da Amerika'ya, Kanada'ya vize başvurusunda bulunanların toplam sayısı 3,5 milyon kişi. 3,5 milyon kişi Avrupa Birliği ülkelerine ve diğer Batı ülkelerine vize başvurusu yapmış. Bu rakam, 2022'deki bu rakam 2021'e nispetle artış oranı %200 artmış. 2021'de diyelim ki 100 bin kişi başvurmuşken şimdi 3,5 milyon kişi başvurmuş. Bu neye işaret ediyor? Bu ülkedeki insanların soluğu batıda almak istediğine, kendi vatanında bir bakıma kaçmak istediğine, ülkeyi terk etmek istediğine işaret ediyor. Almanya yetkilileri de Büyükelçiliği de diyor ki anormal bir artış var. Bu artışın arkasında Suriye politikasının neticesi olan 10 milyon göçmenden yüz binlercesine belki milyonu aşan ölçekte vatandaşlık verilmesi ve bu bizden vatandaşlık alanların bununla sınırlı olmayıp bizim o vatandaşlığımızı kullanarak muhtemelen Türkiye'yi bir atlama taşı yaparak Batı ülkelerine gitmek için onların da muhtemelen vize başvurularında bulunması, Avrupa Birliği ülkelerinin de bu denetimsiz, bu kontrolsüz Avrupa'ya geliş, bir bakıma yani kavimler göçü gibi yani veyahut bir göçmen hadisesi gibi yani Suriye vakası gibi bir şey. 3,5 milyon insan Türkiye'den vize başvurusu yapıyorsa bu bir bakıma Suriye'de hadiseler patlak verince milyonlarca insanın Türkiye'ye göçmen olarak girmesi gibi bir şey yani. Orada savaş vardı, Suriyeliler girdi. Burada ise başka bir şey var. 3,5 milyon kişi soluğu batıda almak istiyor. Niye? Özgür, daha özgür bir ülkede yaşamak istiyor. Daha iyi eğitim almak istiyor. Fırsat eşitliğinin daha iyi olduğu bir yerde eğitim almak istiyor. Ekonomik seviyesi daha yüksek bir hayat standardına kavuşmak istiyor. Yani çalıştığı işten aldığı paranın ederinin piyasada bir karşılığının olmasını istiyor. Efendime söyleyeyim. Bir tweet attığında sabahın 5'inde efendime söyleyeyim. Bilmem ne şeyle kapısının kırılarak içeri girilip derdest olur muyum korkusu yaşamak istemiyor. Veyahut bir cemaatin 2-3 tane figürünün şikayetiyle infial yaratmasıyla bilmem neredeki sanatçının konserinin kaldırılmasına tanık olmak istemiyor.
6 yaşındaki çocuğa fiili tecavüzün evlilik diye efendim dillendirilip bunu savunan cemaatlerin kalkıp adliye önlerinde efendim nutuk atmasına, onların sizin gözünüzün üstünde kaşınız var diye bile sorgulanmamasına, bunlara tahammül etmek istemiyor. Daha demokrat, daha özgür, hukukuna güvenilir bir ülke olsun istiyor. Devletin en büyük yetkilisi kendisinin gibi düşünmediği için kendisine hakaret etsin, sürtük desin, şerefsiz, adi, alçak desin. Bu şekilde sabah akşam hakarete uğrasın istemiyor. Onun için 3,5 milyon kişi buraya dayanmış. Veyahut biz dövülüyoruz, biz hayat, efendime söyleyeyim, riski altında çalışıyoruz diyen hekimlere, giderlerse gitsinler diye bir söylemin kullanıldığı bir yerde onurunun incindiğini düşünüyor. Ve geliyor buralara, dayanıyor. Adet oluyor toplam 3,5 milyon kişi. Haklı olarak Batı ülkelerde diyor ki veremiyoruz artık, hepsini karşılayamıyoruz diyor. Ama sorun derinleşiyor. Sorun sadece vize alınamadığı için değil. Yani bakıyorsunuz tanınmış figürler de alamıyor. Volkan Konak vize alamamış duyduğum kadarıyla, haberlerden okuduğum kadarıyla. Onur Akın başka sanatçı vize alamamış. Bildiğim kadarıyla kısa süreli de olsa Frankfurt Goethe Üniversitesi tarafından davet edilmişti. Davet yazısı da vardı. Mehmet Azimli Hoca Alman konsolosluğundan vize alamadı. Yani üniversite davet etmiş, süreli bir vize istiyor. 3 ay 5 ay. Buna rağmen buna bile alamadı. Ben buraya vizesiz geldim Avusturya'ya. Çünkü alıp almayacağımdan emin değildim. Evet, fakat burada çalışıyorum. Fakat Innsbruck Üniversitesi bana dedi, hocam sen burada çalışıyorsun ama sana çalışma vizesi bu lazım. İşte Arbeit Visum mu deniyor? Başka bir şey deniyor. Yani bu çalışma vizesi lazım. Nasıl alacağız? Türkiye'ye gitseniz, başvuru yapsanız, başvuru yani randevu için size 6 ay hatta 1 yıla kadar 4 aya 5 aya günler veriliyor. Bizim buradaki süremiz bitmiş olacak. Bunun imkanı yok. Bakın benim daha önceki kaldığım sürede Almanlar bana oturum belgesi düzenlemişlerdi. Oturum hakkımı kullanarak, Almanya'daki oturum hakkımdan hareketle Münih'ten başvuru yapıp Avusturya hükümetinden, konsolosluğundan çalışma vizesi istedim. Güç bela alabildim ama onu alma dayanağım benim Almanya'daki oturum hakkına sahip olmamdı. Bu sayede alabildim yani. Burada çalışma vizesini. Türkiye'de başvursam belki şu anda vizemin çıkıp çıkmadığı bile belli olmayacaktı. Peki bunlar niye böyle oldu? Neden Türk vatandaşları bu muameleyi görüyor? Neden bizim pasaportumuz hiçbir kıymet ifade etmiyor? Neden özellikle havalimanlarında pasaport kontrollerine geldiğinizde böyle istiskale uğruyoruz? Nasıl istiskale uğruyoruz? Şöyle bir birinci istiskal şu. Giriyorsunuz Avrupa Birliği vatandaşları, bir de diğerleri, bir de ötekiler. Ötekiler biz oluyoruz, diğerleri. Diğerleri uzun uzun kuyruğa giriyorlar. Avrupa Birliği vatandaşları, kimisi pasaportunu bir cihaza veriyor. Otomatik okumayla geçiyor. Muhatap bile olunmuyor. Onlar geçiyorlar. Bize gelince bizde şöyle. Alıyor seni karşısına orada bir memur. Sen profesörsün, sen iş adamısın. Hiçbir ürün yani. Sen sanatçısın, sen yazarsın, çizersin. Hiçbir anlamı yok. Soru. Vizeyi almış gelmişsin yani. Vizen var. Ya da yeşil pasaportu. Niye geldin diyor. Başlıyorsun. Ahiret sorusu gibi sorular başlıyor. İşte ben burada gaz profesörüm yani. Nerede? Innsbruck Üniversitesi'nde. Ne zamana kadar kalacaksın? İşte şu zamana kadar. Belgeni göreyim. Yani üniversitenin seni çağırma, davet yazısını istiyor. Ah diyorsun ki bitti. Tamam. Onaylayacak. Duruyor. Bir daha bakıyor. Peki
Nerede kalacağım? Bana ikamet yerini söyle. Hayda, başlıyorsun. İkamet yerim neresiydi? Ya telefon açıyorsun. Hocam ben nerede kalacaktım? Ne bileyim ben nerede kalacağımı yani burada. Onu da atlatıyoruz. Bu arada uzuyor süreç. En son en can yakıcı ve rahatsız edici soru. Senin paran var mı? Burada yaşamayı sürdürebilecek kadar. Kardeşim beni üniversite çağırmış ya. Bana senin bile alamayacağın kadar belki bir para veriyor da sen bunu niye soruyorsun? Aşağılamak için soruyor. Niye soracak yani? Peki bunu bizim bu muameleyi görme hakkımız var mı? Ha şimdi savaşı kazanan dostlar, cihadı kazanan dostlar mübarek olsun. Eyvallah, sözde sizin, yetkide sizin. Hani Türkiye yüzyılı diyorsunuz ya, büyük devlet, büyük güç, büyük ülke, büyük millet. Ha şimdi bunlara söylüyorum. Bakın, TOG var ya, bizim TOG. Porsche ile yarıştı, Passat'la yarıştı, nal toplattı muhabbetleriyle. Geyik yapacağınıza gel büyük millet, büyük güç, büyük devletin şu pasaport kontrolündeki gördüğü muameleye bak, bir de sen gör, ondan sonra git TOG mu, Porsche mi, kim kimi geçiyormuş, ondan sonra karar verirsin. Tamam. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. TOG geçiyor da bir de şunu sor. O TOG'u Türkiye'de milyonlarca insanın, yani benim paramın 7 Haziran günü, yani daha 2 gün önce, bundan şu konuşmayı yaptıktan 2 gün önce, sadece bir gün içinde %10'dan fazla değer kaybettiği bir gerçeklikte, o senin dediğin TOG'u bu Türkiye'nin neredeyse yarısından fazlasının artık asgari ücret standardında maaş aldığı bir ülkede o TOG'u kim alıyor, kaç kişi alabilecek diye. Bir de onu sorsan. Ha? Evet. Şimdi burada niye vermiyor? Ya sen bir belediye organizasyonuyla buraya yüzlerce insan getiriyorsun gri pasaportla. Sonra bunları Almanya'da sokağa salıp bırakıyorsun, geri bomboş dönüyorsun ve bu ortaya çıkıyor. Senin daha devletinin pasaportunun bir kıymeti harbiyesi kalır mı? Bu ülkede bir yıl öncesiyle bir yıl sonrası arasındaki vize başvurusu %200 artarsa, bu millete Alman konsolosluğu, Avusturya konsolosluğu, efendim oralarda hatırlı bir, gönüllü bir muamele yapar mı? Ve bizi bu istiskale uğratanlar üstelik de kim biliyor musun? O kadar kanıma dokunan yer neresi biliyor musunuz? Şurası. Bize bu istiskali yapanlar bir yıl önce geçerliliğini yitirmiş pasaportla bizim ülkemize girme hakkına sahip ülkenin vatandaşları. Bugünkü tarihle Mustafa Karaalioğlu'nun Karar Gazetesi'nde Türkiye'nin derinleşen vize krizi yazısında yazmış. Avrupa Konseyi'ne dahil olan 17 ülkenin vatandaşları bizim ülkemize böyle vizemize yok, ellerini kollarını sallaya sallaya girip çıkıyorlar. Bunlardan Alman vatandaşlar geçerliliğini bir yıl önce yitirmiş, geçerliliği bitmiş, süresi bitmiş pasaportla da girebiliyorlar, kimlikle de girebiliyorlar. Dahası da var. Yanlış hafızamda, yanlış kalmadıysa hafızamda, Lüksemburg, Belçika, Fransa, Portekiz, İspanyol vatandaşlar geçerliliğini 5 yıl önce yitirmiş pasaportları ve kimlikleriyle, kimlik cüzdanlarıyla bizim ülkemize giriyorlar. Şimdi hamaset edebiyatı yaparak Ayasofya nutku atarak Ceddin Baba dinleyerek Mehter Marşı çalarak, büyük Osmanlı edebiyatı parçalayarak yapıyorsunuz da
senin ülkenin sanatçısına, senin ülkenin akademisyenine vize vermeyen, verdiğinde de harcayacak param var mı diye aşağılayan bir şey polisi yani. Bir o kulübenin içindeki adam, havalimanlarındaki o memur aşağılarken, o aşağılayan milletin vatandaşları süresi bir yıl, süresi beş yıl önce geçmiş pasaportlarıyla benim ülkeme girip çıkıyorlar. Mehter Marşı'nı biraz da burada çalın, anladınız mı şimdi? Benim yapısal sorun derken ne anlattığımı, ne anlatmaya çalıştığımı herhalde şimdi biraz daha iyi anlarsınız. Bu devletin, bu milletin itibarı kendiniz çalıp kendiniz söyleyerek, birbirinizi kandırarak olmuyor. Bu devletin itibarı, bu milletin itibarı, onuru işte böyle yerlerde çıkıyor. Siz bir düşünün bakalım. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşının Türkiye'ye girerkenki veyahut başka bir dünya ülkesine girerkenki özgüveniyle bizim özgüvenimiz aynı mı? Hadi dillerimizin geçerliliğini ne kadar geçerli olup olmadığından geçtik. Onlarınki dünya dili, bizimki malum. Paradan da geçtik. Onların parası her yerde geçiyor. Bizimki ancak ülkenin içinde geçiyor. Ondan da geçtik. Sadece özgüvenden söz ediyorum ya. Mesela bir Alman pasaport denetim görevlisi bir Amerikan vatandaşına aynı şeyi yapabiliyor mu acaba sizce? Bize yaptığını yapamıyor. O itibar nereden geliyor? Ülkeden geliyor. İşte ben o itibarı, o onuru istiyorum. Benim milletimi, benim kendimin onurum oralarda incinmesin istiyorum. Bu da benim herhalde yönetenimin sorumluluğu. Bu sorunu çözmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet, ben bugünkü yönetim kadrosunun arkasındaki sistemi, rejimi benimsemediğim için ümit var değilim. Ama bu sorunu arz ediyorum. Bugün şahsen Dışişleri Bakanlığı makamında bulunan kişinin vizyonunu, öteden beri işte ufkunu, efendim ehliyet ve liyakatine dair bir şahsi kanaatim olduğu için bu soruna da el atacağını, yakın veya orta vadede az çok bu sorunun hallü fasl edeceğini, çözeceğine dair ümit taşımak istiyorum. Ama sadece sorunu paylaşmak istedim. Benim dediğim gibi hali hazırdaki bugün özellikle ekonomi tarafı kabinenin değişimi, o bir mecburiyetti. Sayın Cumhurbaşkanı muhtemelen de ikna edildi. Evet, muhtemelen de Nas dönemi bitti. Gerek yoktu işte ayeti bir çırpıda harcamaya. Geldik bu tarafa. Benim dolayısıyla Türkiye bundan sonra bu kabine sayesinde daha özgür, daha müreffeh, daha huzurlu, mutlu olmayacak. Benim yapısal soruna itirazım devam ediyor. Benim şahsen bu sıcak probleme, bu vize sorununa bir el atılmasını, bu şu anda hali hazırdaki yeni kabinenin bu alandan sorumlu bakanın ufkuna, vizyonuna ve dirayetine bir küçük de olsa şahsi, kişisel bir ümit bağladığımı, ama bu sorunla ilgili olarak dolayısıyla bu sorunu arz ettiğimi, bu konuşmamı da sizlere arz ettiğimi belirterek burada sözlerimi sonlandırıyorum. Hepinize sağlık, sıhhat diliyorum. Hoşça kalın efendim. Sağlıcakla kalın.